Ben başlık öyle direkt yani teknik taktik konuşur sonra. Şimdi Galatasaray'la ile Fenerbahçe'nin arasındaki farkı ben sana söyleyeyim mi Ender? Şimdi Galatasaray'ı yenmek için daha kaliteli, daha iyi, daha organize, daha konsantre, daha tutkulu, daha daha daha, daha olman gerekir değilsin. Daha değilsin diyorsun. <laughs> başlık budur. Tekniği, taktiği, motivasyon transferi, şubu değil. Daha daha değilsin. Olmadığından da böyle farklı bir skor ortaya çıkıyor ve farklı oyun ortaya çıkıyor. Senle devre arasında konuştuk. Galatasaray'la oynuyorsan kardeşim bir şey söyledim ben size ne dedim? Bağışıklık sistemi bir organ değildir. Galatasaray'ı kesmek istiyorsan bağışıklık sistemini biz perşembe günü buradaydık. Trabzon maçında evet. Mustafa hocam da vardı beraber evet, konuştuk abi. şuraya da kalktım. Bu orta saha bu orta sahayı yener kardeş. Büyük takım orta saha söyle olmaz. Çok da güzel analiz yapmışsınız. Estağfurullah. Yani Tottenham'ın Roma falan yani orada e, oynadığın oyunlarla Fenerbahçe oyunları farklı. Şampiyonluk sen, oyunları değil o sen, tabi. Bu değil, bu değil. Ya böyle yani şampiyonluk oyuncu, takımları. Şampiyonluk takımları. ve böyle bir oyun güzel yok. söyledin. Yani koş, boş, mücadele et, koşmak tabii futbolun doğasında var. Kalite var ama. Az önce söyledim. Kalite, organize, Galatasaray'ı yenmek için ...daha sağ içinde iyi olacaksın... ...yani e, daha tutkulu olacaksın... ...değilsen nasıl yeneceksin ...yenemezsin ya, değilsin... ...ve de bakıyorsun... Galatasaray takımını tebrik etmek gerek... ...sezon başı bir başlıyor... ...sezon başından önce... travmatik bir bak, kupa yenilgisi... ...daha var. önce 10 kişi 80 dakika... ...geliyorlar Adis Hamiyen'de... ...Fenerbahçe 1-0 yeniyor, o gün tur atlamıyor... ...bir sürü sıkıntı oluyor... ...arkasından şampiyon olsa bile sıkıntılar, kafalar orada... Ya bir hesaplaşma olması gerekir en erken Galatasaray için. O konu çocuğu için oyuncu camianın bir içini soğuması için açıkçası. Arkasından sezon başı Süper Kupa 5-0. Aa ne oluyor? Arkasından Young Boz Şampiyonlar Ligi'ne <laughs> kalamıyor. Şimdi buradan bu refleks her takım gösteremez. Ya yani büyük takım refleksi deniliyor ya. Bir de Galatasaray'ın farklı o bir refleksi hocam. var. İşte bu. Çıkacak, oynuyor. O sağ içinde bakıyorsun o oynayana o oynamayana daha doğru senkronize olmuş takım için mücadele ediyor. Yani sağ içinde galip gelmesi için hem bir kere sabır dengeli bir oyun var. Yani ben Fenerbahçe'nin şimdi daha önce konuşuyoruz. Ya Jose Mourinho'yu eleştiriyor. Ya kardeşim Jose Mourinho ile afersin bizler Sidik Savaşı'nda değiliz. Biz onun kadar da futbolu biliyoruz veya böyle bir şeye hak iddia etmiyoruz. Onun aldığı kupaları da bizler almadık. Ama Roma'da da onu eleştiren gazeteciler veya eski oyuncular almadı. İngiltere'de. Bizde bir şey dinlemek yok. Cevap vermek var. Bizde bir şey ya herkes olur hazır sal ya bir dinle sana akıllı insan aklını kullanır daha akıllı değil şeklinde ender, bir kanun ender, yok ki daha, daha akıllı insanlar başkasının aklını kullanır sen söylersin benim söylediğim doğru bir cümle alırsan alırsın ya bu insanı bir şekilde yani bir, bir bilgilenmek ya ben bilgi açma biri bir değişik bir şey söylesin ben bunu kapıyorum ya bizde yok ...Ayşe Zamora'yı eleştirmez Kasımpaşa maçı burada konuştuk ya Fenerbahçe Bukar geniş alanda oynamaz takım boyu stoperle santrafor böyle olmaz kopuk kopuk oynamaz, kompak oynamıyor, pas destek yok. Bu olduğu zaman karşı prese gidemezsin. Galatasaray'da bunların hepsini doğru total yapıyor. Çünkü sağ oyun içinde dengeleniyor. Bir dengelendiği zaman da pas oluyor bilmem ne. Yani Sara ile Mertens ile bu işi o bağışıklık sistemini kesmen gerekir. Yani o oradaki o bağışıklığı kesemezsen Galatasaray üstünlük sağlayamazsın. Bütün o köprüyü bir şekilde o bağışıklığı Galatasaray spark yaratıyor. Sen Jose Mourinho ya, ya mı seyretmiştir onlar bunlar benim işim değil. Ama sen bir analiz yapmaz Diyor ki bizim oyunumuz var. Senin no name oyun var ya kimliksiz bir oyunun var. Jose Mourinho'yu hepimiz beğeniyoruz. Hepimiz hayranıydık. Biz de antrenörlük yaptık asfalt kadar. Jose Mourinho önemli bir teknik adam. Barnabéu'ya gittik eleştiriyor millet diyor. Barnabéu'ya gittim kitaplarım ben imzalattım ya. Galatasaray Real Madrid maçını yorumladım o zaman ben yayıncı kuruluşa gittim. Mixon'da imzalattım Kimsenin konuştum. Bir şey Hiçbir şey demiyoruz ama ama yanlış. Fenerbahçe oyuncuları bu olmaz, bu seçim olmaz, bu transfer olmaz, bu oyun da olmaz. Oyun bu değil. Peki bir yandan Kadıköy'den görüntüler geliyor. 47.500 işte siz de ekranda görüyorsunuz. 47.500 taraftar vardı. Bir bölümü Galatasaray deplasman tribünündeki Galatasaraylılar olmak üzere. Galatasaray'da bu arada bu galibiyetle puan farkını 5'e yükseltti. Ee, orada bir başka gerçeklikte e, Fenerbahçe 13 puanda Beşiktaş'ın 2 maç eksiğiyle 10 puanda olduğunu e, dolayısıyla hani Beşiktaş'ın da maç eksiklerini tamamlayınca Fenerbahçe'nin üzerine çıkabileceği gerçeğini vurgulayalım. Şimdi e, bu arada gol beklentilerini söyledi sevgili Bora Kulağıma. Fenerbahçe'nin 3,40 Galatasaray'ın 1,41'miş ama Tabii e, oyunu skoru aldıktan sonraki görüntü bu oyun rakamlarda sonra. etkilidir. Bir de şey bir şey söyleyeyim burada Ender. Bugün İsmail ilk defa Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tarihinin en kötü futbolunu oynadı. İsmail'in bugün orta sahada kötü oynamasının nedeni zaten bu skorun çıkması. İsmail bu kadar de bir pozisyon tabii, hatası oldu. 4-5 tane aldığı bütün topları rakip attı. O arada gol pozisyonunda verdi Galatasaray'a. İsmail'in bu kadar kötü olması Galatasaray'ın bu kadar şahlanmasının zaten iyi bir orta sahası var. Onun için Fenerbahçe'ye çok büyük üstünlüğü bu orta sahada sağladı. Hucumda bakıyorsun o sümen topla çok uçtu? Bir tane göğüs pası verdi. Evet başka bir gol pozisyonu. İkinci yarı bir de kontrataktan buldu. Oysa Fenerbahçe daha çok gol pozisyonu üretti ama Artık Elnesiri oynamıyor, oynamıyor. Golden uzaklaşmış bir çocuk. Ya İrfancan Kahve güvenini mi kaybetti? Aynen başkanı. öyle. Şimdi İrfancan Kahveci'nin bir pozisyonda dikkat ederseniz oyuna girdi. Sağ taraftan İrfancan hep olur içeri çekerdi. Sol ayağın geldi, sağ yandan direkt atamayacağını bile bile ortaya attı. Yani oynayan ve formda oyuncuların da form grafiğini düşüşe gösterdi. Yani bir karışımı Mourinho Eline gözüne bulaştırdı. Yani Fenerbahçe bu değil. Geçen seneki Fenerbahçe bundan 5 kat daha üstündü. Oyuncuların seçimleri de doğruydu. Sahada oynadıkları futbol eksik neydi? Ceko evet yavaştı, gidemiyordu. Bu tür maçlarda oynamaz diyorduk. Talis bu tür maçlarda oynamaması gerekiyordu. İrfan canım var, yeni aldığın elnişte var. Bunlara bir formayı ver, onlar da kendi özgüvenini kazansın, takıma daha fazla katkı sağlarlar. Okan Buruk hiç değiştirmedi. Bugün sahanın en iyisi kimdi biliyor musun? Hafta başından beri Levent Düzemen'le daha iyi. Galatasaray'da hiç kadroya koymadıkları, tahmini kadroya koymadıkları Yunus Akgün. Torera ile birlikte Yunus Ak bugün muhteşem top oynadı Galatasaray'da. Ve hiç geçen seneki Zaha'yı falan öyle Ziyeç'i falan da aratmayacak bir futbol oynadı. Tebrik etmek lazım. Ya hele Çağlar'ın içinden geçti pozisyon da atamadı yani. Bir de onlara dikkat etmek Peki, lazım. Peki, daha konuşuruz. Mustafa hocam tabi e, sizden de bir genel maç değerlendirmesi alıp peşi tamam. sıra Atilla Karıoğlan'a olana döneceğim. Tabi tamam. pozisyonları biraz ilerleyen bölümde konuşacağız. Çok fazla not var, çıkardığımız <laughs> pozisyonlar var, gelen sorular var. Ee, bir maçın genelini konuşalım. Bir de Atilla Karıoğlan olan maça hakim miydi onu konuşalım. Bütün yorumlara katılmam mümkün değil ama Fenerbahçe'nin ilk yarıda kısır bir döngü Maxim'in tarafından sadece atakları kontra atakta oradan geliştirmeye çalıştı. Galatasaray çok kompak oynadı. Fenerbahçe çok dağınıktı. O Simen'e yapılan yüksek toplarda o Simen indirip etrafına top dağıtacak pozisyonunda. Belki o Simen'i beğenmemiş olabilirsiniz ama o Simen'in de görevi buydu.